şeyinizi alır elinden, elinizden. Her şeyinizi alır diyor Hazreti Allah. Allah'ın kudreti neye kafi değil. Ama istiyor ki yeryüzünde Müslümanlar gayrete gelsin tabii. En az sahabenin gayretinden 1 milyonda 1 nispetinde gayret göstermek lazım. Ehli küfrün kafirliği yaymak için gösterdikleri gayretin 1/1 gösterin yeter. Görmüyor musunuz adamlar ölüyorlar. Küfrü komünizmi aşılamak için adam gözünü kırpmadan ölmeyi biliyor. Ölümü şeref sayıyor. Müslüman dükkanını kapatıp evine mahkum oluyor zelil adam. Müslüman. Bir gerçek var. Söylenmesi lazım, bilinmesi lazım. Allah-u Teala'nın kanunları işler tabiatta. Tabiat kanunları dedikleri şeyler var ya, Allah'ın kanunlarıdır. Kur'an-ı Kerim buna sünnetullah diyor. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبِّيلًا Allah'ın göklere ve yerlere koyduğu, onların tabiat kanunları dediği, bizim Allah'ın kanunları dediğimiz maddeleri kimse değiştiremeyecektir buyuruyor. Ve bu kanunlardan birisi şudur. Mesela yağmur yağmak için Allah bir kanun koymuştur. Yağmur yağmak için bir kanun. Nedir o? Bulutlar. Bulut olmadan yağmur yağmaz. Kesinlikle böyle. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْبِكَدَرِ İlahi tayinle, ilahi takdirle yağan yağmurun kanunu bulut olacak, bulut olacak, bulut. Bulut olmada yağmur yağmaz. Mümkün değil. Bulutlar olacak. Allah-u Teala yeryüzüne rahmetini gönderirken, yağmurunu gönderirken bulutları vasıta yapmış, sebep yapmıştır. Müsebbibül esbab kendisidir ama bak bulut sebeptir. Şu memlekete de İslam'ın gelmesi, İslam'ın hakim olması, rahmeten lil aleminin terbiyesinin, ahlakının hakim olabilmesi için bir vasıta lazım. Hangi vasıtayla İslam gelecek? O da Müslümanların vasıtasıyla, Müslüman canını, malını Allah yoluna vermedikçe vallahi İslam gelmeyecektir. Yağmurların boşanması için bulut nasıl bir vasıtaysa, İslam'ın gelmesi için Müslümanlar da bir vasıtadır. Gerekirse can ve mal vermeye mecbur olmadıkları ve bunu anlamadıkları müddetçe İslam gelemeyecektir. Zillete düşeceğiz, hakarete uğrayacağız, rezil olacağız eğer izzet-i ikram ile İslam'a sahip çıkmazsak. Bütün alem İslam bunu ispata çalışıyor. İlahi kanunlar tahtında Allah'ın iradesi devam ediyor. Biz bunun farkında olmadığımız için bazı hayali şeylerin peşindeyiz. Gerçek manasıyla İslam'ın davasını savunması, Müslümanların can ve mal pazarına girmesi lazım. Başka türlü kabil değil. Eğer kendi kendine olsaydı, eğer Medine-i Münevvere'ye, efendim Medine-i Münevvere'ye kafirler girmez, Medine-i Münevvere'yi kimse işgal etmez, Medine-i Münevvere'ye düşman çizmesi girmez canım, evliya var, peygamber var orada denseydi ve böyle itikad edilseydi, herhalde Mekke'den gelen müşriklerin Medine'yi kuşatmaması için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin etrafına herhalde hendek kazmazdı, hendek kazmazdı. Niçin hendek kazılmıştır? Hendek muharebesi nedir Müslümanlar? Medine'ye düşman girmez efendim, Medine'ye düşman çizmesi basamaz efendim, Medine işgal edilmez efendim diye inansaydılar o hendeyi kazarlar mıydı? Soruyorum size. Mücadele ettiler. Resul-i Zişanımız hendek kazarken herkesten fazla çalıştı ve aç kaldılar. Ashab-ı kiram açlıktan mideleri boşlukta kalmasın diye o hendeyi kazarken Medine'yi kuşatmasın kafirler diye. Hendeyi kazarken sahabe-i kiram açlıktan mide boşluklarını doldurmak için karınlarına kuşaklarının altından taş bağladılar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün İslam dünyası biliyor. Sonra perişan oldular. Bütün aç kaldılar da dediler ki Resulullah'a müracaat edelim. Buna bir çare bulsun. Açlıktan gözümüz kararıyor. Önümüzdeki hendeyi kazarken taşa değil parmaklarımıza vuruyoruz. Gözümüz kararıyor dediler. Tabii ya. Resul-i Zişanımıza gelip arz-ı hal ettiler. Dediler ya Resulallah. Ey alemlerin rahmeti. Ey Resul-i Zişan Efendimiz. Tükendik artık dediler. Gittik tükendik. Aç kaldık. Şu karınlarımıza baş bağladığımız taşlar artık yara yapıyor. Canımızı yakıyor. Görmek ister misiniz ya Resulallah diyerek kuşaklarını çözdüler ve hepsinden birer taş düştü yere. Medine'yi muhafaza etmek için, sen İstanbul'u, sen Müslüman memleketini muhafaza etmek için ne kadar çalışıyorsun? Utanmıyor musun? Onun ümmet olduğunu söylemek utanmıyor musun? Havadan melekler mi gelip koruyacak burayı? Arş-ı Âlâ'dan melekler gelip koruyacaktı da siz mi Müslüman oldunuz? Var mı böyle bir kanun ilahi? Mücadele, mücadele ile mücadele edecektir. İşte Peygamber'in hayatını müddet. Resul-i Zişan Efendimiz, ashabının kemerlerinin altından düşen taşları gördü ve hüzünle mübarek sakalından gözyaşları aktı. Ve hemen o da mübarek kuşağını çözdü Allah'ın Resulü. Kuşağı çözülür çözülmez onun da karnının üzerinden 3 tane taş düştü. 3 tane ayrı ayrı taş düştü. Bütün İslam tarihi yazıyor. Ve buyurdular ki ümmetin karnına 1 tane taş bağladığı yerde peygamber 3 tane taş bağlamazsa rahmeten lil alemin olamaz buyurdular. Ve böyle korunmuştur Medine. Böyle muhafaza edilmiştir İslam. Biz havadan müdafaa bekliyoruz. Havadan biz netice bekliyoruz. Can vermezsen, mal vermezsen Müslüman kalabilir misin Müslüman? Yapmayın.
Yapmayın. Allah'ın dinini iyi anlayın. Allah'ın kanunlarını iyi anlayın. Ve mücadeleye karar verin. Cehennemden kalırsınız. Başka çareniz kalmamıştır. Biz hangi peygamberin yolundayız? Bu sabittir. İşte anlatıyoruz. Mücadele etmeden İslam kalmaz. Mücadele etmeden vatan kalmaz. Bundan evvel Müslüman nesillerin zamanında biliyorsunuz bir askerin üzerindeki bir düğmeye dokunmak mümkün değil. Mehmetçik. Hani asker, silahlı asker, süngülü asker. Mehmetçik. Bağrımıza basıyoruz. Mehmetçik, Mehmetçik. Muhammed Mustafa'nın tabii ruhaniyeti için ele almış bizim ecdadımız. Mehmetçik. Mehmetçik diyoruz. Ve o vaktiyle onun üzerindeki düğmeye el atılmazdı. Ona bir kutsi değer verilmişti. Bu askere dokunulmaz canım. Askere dokunulmaz. Vatan bekliyor, memleket bekliyor. Vatan hudutlarını bekliyor, namusunuzu bekliyor, hırzınızı bekliyor diye düşünür. Onun ceketine dokunmaktan korkar, hayal ederdi yine. Şimdi arkasından batıyor kurşunu Mehmetçik'e kafir. Gördünüz mü ne hale gelmiş nesil? Mukaddesatın gittiği yerde Mehmetçik de kalmıyor. İslam'ın gittiği yerde asker de artık kurşunlanıyor, görüyor musunuz? Mukaddes mefhumlar yıkılırsa, İslam ahlakı çökerse, İslam imanı çökerse, asker de çöker, Mehmetçik de çöker, her şey çöker. Anlamıyor musunuz? Yeniden İslam'a dönmekten başka çaremiz kalmamıştır. Yeniden İslam'a dönmek, yeniden Kur'an'a dönmekten başka bir çaremiz var mı Müslümanlar? Bütün dünya bunu göstermiyor mu? Ve inşallah bir takım uyanmalar, bir takım şuur hareketleri de inşallah baş göstermiştir. Televizyonda dini programlar hazırlanmaya başlamış biz burada yokken haber aldık. Ve inşallah en güzel şekilde olmasına çalışacağız. Peşini bırakmayacağız ha! Televizyonda dini yayınların peşini bırakmayacaksınız. En güzel şekilde Müslüman milletin istediği şekilde olacak. Kıpırdayamazlar. Ve Müslüman mutlak manada dininin hakikatini televizyon aynasından öğrenebilmenin haberini kazanacaktır. Ve başımızdaki idareler, başımızdaki hükümetler, başımızdaki yönetimler ne olursa olsun peşini bırakmayacağımız tek dava İslam olacaktır, İslam olacak. Ve biz partiyle, politikayla ben her zaman söylüyorum size. Hiçbir ne kadar gözümü kırpmadan söylüyorum. Hiçbir partiyle münasebetiniz, günlük politikayla, günlük siyasetle, siyaset simsarlarıyla, meydan bilmem mitingçileriyle bizim en ufak bir alakamız olmadan şu Kur'an'ın hakimiyetini istiyorum. Tek çare bu, tek yol, tek düşünce, tek kurtuluş bunun olduğunu söylüyorum. Ve bunu söylerken de samimiyetimle, bütün halisiyetimle, kimseye ilişkim olmadan söylüyorum. Ve her zaman dediğim gibi biz memleketin asayişine, memleketin sulha ve sükununa, memleketin emniyetine, emniyet kuvvetlerine, memlekete sulhu huzuru getirmek isteyen herkese yardımcıyız. Bizim halimiz bu, bizim inancımız bunu gerektiriyor. Bizim yer altında hiçbir örgütümüz yok. Vallahi yok, billahi yok. Yerin üstünde gördüğünüz gibi sade, bütün kapıları herkese açık olan bir camimiz var. Gizli teşkilatımız yok, gizli örgütümüz yok. Alfabetik sıralamalara çeşit çeşit cemiyetler ve örgütler tanımıyoruz. Gerçek manada İslam cemiyetinin mensubuyuz. Ve yine ifade ettiğim gibi mensup olduğumuz cemiyet İslam cemiyetidir. Hepimiz o cemiyetin tabii üyeleriyiz, azalarıyız. İslam cemiyetinin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'de bulunan Mescid-i Haram olduğunu biliyorsunuz. İslam cemiyetinin genel merkezi Mescid-i Haram, Beytullah ve Kâbetullah. İslam cemiyetinin genel başkanı Medine-i Münevvere'de yeşil kubbenin altında ruhaniyetiyle alemi İslam'ı seyreden Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam. Genel başkanımız odur. İslam cemiyetinin füzüğü kanunu, füzük kanun ve nizam namesi gördüğünüz gibi şu Kur'an-ı Kerim'dir. Başka değil. İslam cemiyetinin üyeleri günde 5 defa mescitlerde ve namaz mahallerinde günde 5 defa toplantılar yaparlar. Haftada bir kere Cuma camisinde toplanırlar. Ömürlerinde bir sefer de Arafat tepesinde toplanırlar ve İslam'ın devamına, bekasına çalışırlar. Allah-u Azimüşşan bu yoldan bizi ayırmasın inşallah. Aziz kardeşlerim, böylece derslerimize başlamış bulunuyoruz. Haftaya devam edeceğiz inşallah hala. Takibinizi, dikkatinizi rica ediyorum. En ufak bir tembellik, korkaklık görmeyeyim. Sizi demin dediğim gibi Mevla-i Müteala dava ederim. Hizmete devam edeceğiz. Allah-u Teala soluğumuzu kesmek isteyenlere fırsat ve imkan vermesin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Alemi İslam'a zafer nasip eyle. Amin. Kur'an etrafında toplanmak nasip eyle. Amin. El açıp amin diyen kardeşlerimi İslam'ın fedakarları eyle. Amin. Korkak Müslümanlardan eyleme. Amin. Özbek Müslümanlardan yapma. Amin. Ve bütün gücümüzle İslam'a hizmet etmenin yollarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadetle aşk ile buyurun. Allah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Cümlemizi ve cümle alemi İslam'ı derlenip toparlanıp İslami hakim